Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile aktarmak istiyorum. Çantanın ölçülerini, kullandığım ipleri açıklama kısmına yazarım. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Çantamızın içi astarlı. Astar dikimini de size göstereceğim. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motiflerimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Ben sihirli halkamı böyle çift kat dolayarak yapıyorum. İpimin ucundan tuttum. Tığımı aşağıdan yukarıya geçiriyorum. Halkamı tutuyorum. İlmeğimi alttan alıyorum. Ve 4 zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3 ve 4. Tığımı bir kere doluyorum. İkili trabzanlar örüyoruz. 3 ilmek var. İkisini beraber, ikisini beraber örüyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan. Baştaki zincirimizle beraber toplam 12 adet ikili trabzanımızı örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, 12 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi halkamızın orta kısmını sıkılaştıralım. Bu benim başlangıç ipimdi. Hafifçe çekiyorum. Çift kat başlamıştım. Bakın, kısalan katımı tığımla yakalıyorum. Ve sağ tarafa doğru çekiyoruz ipimizi. İyice çekelim. Burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimizi içeriye alıyoruz. Ve şimdi 3. zincirimin tek tarafına batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. İlmeğimi içinden çıkarttım. İpimizi iyice çekelim. İplerimizi düzgün gizlemek önemli. Ben bu zincir gibi görünen kısımların arka taraflarını, bu tek katına ipimi dolayarak gizliyorum. Gizlerken de yanımda hep ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Daha rahat gizlemek için. Arka yüzünü çevirdim. Bu şekilde iplerimi gizliyorum. Sonuncuyu böyle bağladım. Bu ipimi de yine yukarıya çıkartıyorum. Bu benim başlangıç ipimdi. Başlangıç ipimizi de burada bırakmayalım. İplerimizi düzgün gizlemek çok önemli. Bunu da yine ilmeklerimize böyle arka taraflarına sararak ipimizi yürütüyorum. Bir zincir çektiğim boşlukta da ipimi bırakıyorum. Bakın, iki ipim de burada. Şimdi yeni rengimize geçelim. Evet, bir zincir çektiğim boşluktan, bakın buralardan başlamıyorum, boşluktan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Başlangıç ipimi sabit duran ipimin etrafında çevirip bir zincirimi çekiyorum. İpimizi iyice çekelim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın, sabit duran ipimin etrafında çeviriyorum. Bu işlemler çok önemli. Başlangıçlarımız düzgün olması için İpimizi bu şekilde gizlemiş oluyoruz. Hem de sağlam bir geçiş oluyor. Yine ikili trabzan örüyorum. Arada iki zincir çekiyoruz. Bu ipimizi de yine bu bir zincir olan boşluğa kadar sarıyorum. Evet, bakın, buraya getirdim. Şimdi üzerine bademler örüyoruz. 3 adet ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda beklemedi. Tekrar tığımı doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 4 ilmek var. İkisini beraber örüyorum. Sonra 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. İkili bademler örüyoruz. Aynı şekilde. Arada 2 zincir. Ve tekrar
bademler. Aynı şekilde devam edelim. Toplam 12 adet badem örelim. Evet, sırayı tamamladım. İki zincirimi çektim. Tam tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi alıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. İpimizi iyice çekelim. Yine ipimi gizliyorum şuraya kadar. Evet, ipimi gizledim. Yeni rengime geçiyorum. İki zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Başlangıçlarım hep aynı. 1 ve 2 zincir çektim. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Aynı boşluğa baştaki zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Bu ipimi yine 2 zincir çektiğim boşluğa kadar yürüttüm. Buradan ipinizi alıp sarmadan direkt bu tarafa gelmeyin. Hiç hoş gözükmüyor. Düzgün örmek önemli. Bir zincirimi çektim. Yine bu boşluğa 3 adet ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir, 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Neden 2 zincir çekiyorum? Bakın, bir üst sırada köşemizi oluşturacağız. Köşe oluşturacağım noktalarda 2 zincir çekiyorum. 1 zincir, 1 zincir, 2 zincir. 1, 1, 2 şeklinde devam ediyoruz. Eğer motifinizde kasma olursa aralarda hep 2 zincir de çekebilirsiniz. Elinizin ayarına göre buradaki zincirlerde eksiltme veya arttırma yapabilirsiniz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 3 adet ikili trabzanımı öreyim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire değil, İlk trabzanın tepesine tığımın üzerine alıp tek seferde çıktım. İpimi kestim. İpimizi yine gizleyelim. Evet, ipimi gizledim. Zincir çektiğim boşlukta bıraktım. Şimdi iki zincir çektiğim yerden yeni rengimle başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Başlangıçlarım aynı. 1 ve 2 zincirimi çektim. 2 zincir çektiğim noktada köşemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan örüyorum. Köşelerde 2 zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada 1 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 adet ikili trabzan. 1 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. 2 zincir çektiğim yere geldim. Burada yine motifimizin köşesini oluşturuyoruz ve motifimizi kare motife döndürmüş oluyoruz. Bir zincir, aynı şekilde devam ediyoruz. Motifimiz 4 köşe olacak. Devam edelim. Başlangıçta görüşelim. Bir zincirimi çektim. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi yine gizliyorum. Evet, ipimi bir zincir olan yere kadar yürüttüm. Bakın, motifimiz böyle. Ara ara böyle motifimizi elimizle düzeltelim. Motifimize formunu verelim. Şimdi motifimizin son sırası hep aynı renklerde olacak. Koyu kahve. Başladığım renk de aynı renkti. Bununla bir tur etrafını dönüyoruz. Bu sıra aynı köşeden başlıyorum. Etrafında döndürüyorum. Köşede yine köşemizi örüyoruz. 3 adet
ikili trabzan, iki zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir, bir zincir çektiğimiz boşluklara yine 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu sıra aynı şekilde devam edecek. Bakın böyle. Tamamlayalım sıramızı. Çanta için toplam 8 motif gerekli bize. 8 motifi örelim. Sonrasında görüşelim. Çanta için toplam 8 motif gerekli bize. 8 motifi ördüm. 4 motifin eklemesini sizinle beraber yapacağım. Diğer motiflerin eklemesini yaptım. Çantamız iki parçadan oluşuyor. Bu şekilde bir parçasını örüyoruz. Diğer parçasını da örüp eklemeyi yapıyoruz. Şimdi bu motiflerin de eklemesini sizinle beraber yapalım. Evet, iki motifi de elime alıyorum. Köşelerden eklemeye başlıyoruz. Bundan sonra 2,5 milim tığ ile devam edeceğim örmeye. Motifleri 3 ile örmüştüm. Köşeden başladım. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Ve bir zincirimi çektim. Yine aynı noktaya, aynı boşluğa sık iğne örüyorum. Eklemeyi sık iğne ile yapıyorum. Trabzanların tepelerine karşılıklı batıyoruz. İpimi de içten gizliyorum. Karşılıklı batarak eklememizi yapıyoruz. Ara boşluğa bir sık iğne, trabzanlarımızın tepelerine birer adet. Karşılıklı böyle ekliyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, köşeye yine 2 adet sık iğne örüyorum. Bakın ikisi eklendi. Şimdi diğer iki motifi de ekliyoruz. Yine aynı şekilde birbiri üzerine koyuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine motiflerimin tam köşesinden yine eklemeye devam ediyorum, ipimi kesmeden. Karşılıklı ekliyoruz. İlmeklerimizi kaydırmamaya bakalım. İki motifte de aynı hizada eklememizi yapalım. Aynı şekilde devam edelim. Buraya kadar gelelim. Köşeye geldim. Yine burada da 2 adet sık iğne örüyoruz. İpimizi kesiyoruz. İpimizi sonrasında iğne ile içten gizliyorum. Evet. Boyunu olan kısmı ekledik. Şimdi enine olan kısmı ekliyoruz. Yine köşeden başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir adet sık iğne. Sonrasında yine tepelerine birer adet karşılıklı sık iğne yaparak eklememizi tamamlıyoruz. Şurada bir detay var. Buraya kadar gelelim. Evet. Bakın. Yine bu köşe noktasına 2 adet sık iğne örüyorum. Sol tarafa geçmek için 2 zincir çekiyorum. Boyunu olan kısımda bir zincir çekerek bu tarafa geçmiştik. Şimdi 2 zincir çekerek geçiyorum. Tekrar boşluğa 2 adet
Sık iğne. Sonrasında yine tepelerine birer adet batıyorum. Devam edelim. Burada ipimizi keselim. Evet, eklememizi yaptık. Şimdi bakın motiflerimizin etrafını tam kare 2 tur ikili trabzan dönüyoruz. Yine köşeden başlıyorum. Etrafında döndürdüm. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere ikili trabzan ördüm 1 adet. 2 zincir çektim. Aynı yere 2 adet ikili trabzan. Şimdi trabzanlarımın tepelerine birer adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektiğim boşluğa bir adet, tepelerine birer adet. Şu ekleme yerinde bir detay var. Orayı da size göstermek istiyorum. Örgü detaylarla güzel. Bu detayları yapmazsak örgülerimiz düzgün olmaz. Tığım yine 2,5 milim bu arada. Bundan sonraki aşamaları 2,5 milim tığ ile devam edeceğim. Bakın ekleme yerine geldim. Ekleme yerinde hafif bir çukurluk oluşuyor. Bu çukurluğu yok etmek için burada öreceğim noktayı biraz daha yüksek tutuyorum. Örgüm sökülmüştü. Burayı öreyim tekrar. Evet. Bakın bu noktada tığımı iki kere doluyorum. Boşluğa batıyorum. Üçlü trabzanlar örüyoruz. İlmeklerim ikişer ikişer örüyorum. Bir sağ tarafa bir adet, bir de sol taraftaki motifimin köşesine bir adet. Sonrasında yine ikili trabzan. Sadece buralarda üçlü trabzan örüyorum ki bakın, burası böyle dümdüz gelsin. Örgüler detaylarla güzel. Burada bir şey oluşursa, böyle bir çukurluk oluşursa hoş bir görüntü elde etmeyiz. Tüm bildiklerimi detaylarına kadar size aktarmak istiyorum ki siz de aynı titizlikle örgüler örün. Bu şekilde devam edelim. Bu ekleme noktalarında bu detaya dikkat edelim. Bir tur dönelim. Burada görüşelim. Evet. Sırayı tamamlıyoruz. Bakın. 4 köşesini de döndüm. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir üst sıraya 2 zincir çekerek de çıkabiliriz. Ben şu şekilde çıkıyorum daha düzgün geçiş yapmak için. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. İlmeklerimi çıkarttım. Yukarıdan aşağıya doğru batırdım. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar aynı yere ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektiğim boşluğa 2 adet. Köşede 2 zincir. Tekrar 2 adet ikili trabzan. Tepelerine yine birer adet ikili trabzan örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın, iki sıra dönüyoruz. İki sıra örelim. Sonrasında görüşelim. Evet, iki sırayı ördüm. Şimdi sıramızı bağlayalım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz.
Evet, şimdi şu kenara iki sıra trabzan örüyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Bir zincirimi çektim. İkinci zincirim tekrar aynı yere ikili trabzan. Trabzanlarımızın tepelerine birer adet batıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar geliyoruz. İkili trabzan. Şu tek kenarına örüyoruz. Şu köşeye kadar gelelim. Evet. Bakın şuraya kadar geldim. Şimdi iki zincir çektiğim boşluğa iki adet ikili trabzan örüyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar aynı yere tek kenarına bir sıra daha ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir çektim, iki zincir. Tekrar aynı yere ikili trabzan örüyorum. Bütün trabzanların tepelerine birer adet batıyoruz. Aynı şekilde herhangi bir arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Böyle. Bir sıra örelim. Çantamızın burası ağız kısmı olacak. Buraya iki sıra örüyoruz. Bu ördüğümüzle beraber iki sıra. Çantamızın tabanına ise bir sıra örüyoruz. Buraya bir sıra örelim. Tabana da bir sıra örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, iki sıra çantamızın ağız kısmına, bir sıra da tabanına ördüm. Şimdi çantamızın ağız kısmına tam ilk trabzanın tepesinden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir adet sık iğne ile. Sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Batıyorum, tek seferde çıkıyorum. Sık iğne örelim. Toplam yine şuraya kadar örüyoruz. Toplam iki sıra sık iğne örüyoruz. Bakın şöyle. İki sıra sık iğnemizi örelim. Çantamızın tek kenarına, ağız kısmına. Sonrasında da astar kısmına geçelim. Evet, iki sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi çantamızın arkasındaki ipleri temizleyelim. Bu son sıradaki bu ipimi iğne ile içten yürüteceğim. İplerimizi temizleyelim. Düşük ısıda ütü ile iki parçayı da ütüleyelim. İki parçaydı. Bu parçayı ben ütüledim. Bunu henüz ütülemedim. Ütülenince çantamızın formu daha düzgün olacaktır. Düşük ısıda üzerine pamuklu bez koyup ütülemeyi yapalım. Astar kısmında görüşelim. Evet, iplerimi temizledim. Ütülememi yaptım. Şimdi sıra geldi astarımızı dikmeye. Astarımızı bakın böyle uzun dikdörtgen parça kesiyorum. Ölçülerini de sizinle paylaşacağım. Bakın şöyle ikiye katlayınca kenarlarını da dikince çantamın içine torba gibi giydirme yapacağım. Ördüğüm parçaların ölçüleri 19 santim genişliği, 22 santim de boyu. Bu kestiğim uzun parça ise 46 santim, bakın 46 santim boyu, genişliği 21 santim. Bakın kenar genişliğinden 1 santim kenarlarda dikiş payı verdim.
Toplamda 1 santim. Boyda ise iki parçanın uzunluğu 44 santim, 2 santim fazla pay verdim. Boyu 46 santim. Kestiğim bu parçanın. Şimdi dikiş makinemde kenarlarını isterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinesinde dikebilirsiniz. Ben dikiş makinemde kenarlarını geçeceğim. Bakın şurayı ve şurayı dikeceğim. Buranın da sökülme yapmaması için overlock çekmek istiyorum. Sizin yoksa elinizde de böyle iğne ile geçebilirsiniz. Kanalımda daha detaylı paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp ister elinizde isterseniz dikiş makinenizde çantalarınızda çok rahatlıkla astar dikimi yapabilirsiniz. Kenarlarını dikeyim. Çantaya monte kısmında görüşelim. Evet, çantamın astarını diktim. Sadece iki kenarını diktim. Tabanı bu şekildeydi. Çantamıza monte etmeden önce çantamızın kenarlarını ekliyoruz. Birbiri üzerine koyuyoruz. Çantamın ön yüzü, ön yüzü. İpimi elime alıyorum. Şu son sırada ördüğüm sonuncu sık iğnemin hem öndekine hem arkadakine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürüp bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne örüyorum. Şimdi şu kenar ilmeklerini ekleyerek geçiyoruz. İki sık iğnenin şu ara boşluğuna batıyorum. Öndekine ve arkadakine aynı hizada olacak şekilde eklemeyi yapıyoruz. Trabzanın arasına batıyorum. Bir tane daha batıyorum. İki adet batıyorum trabzan olan yere. Şimdi bakın şuraya batıyorum. Sonrasında trabzanlarımızın tepe noktalarına batıyoruz. Aynı şekilde karşılıklı batalım. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, şuraya geldim. Şu boşluğa bir adet sık iğne. Bakın şu başlangıç yerim trabzan. 2 adet boşluğa. Aynı yere. 2 adet. Şuraya da şu alt sıra ilk trabzanın tepesine hem öne hem arkaya 2 adet batıyorum aynı yere. Köşede 2 adet bak. Sonrasında yine birer adet batarak eklememizi yapıyoruz. Devam edelim aynı şekilde. Üç kenarı da ekleyelim. Şurada görüşelim. Evet, buraya kadar ekledim. Şimdi ipimi sonrasında ipimi iğne ile içten gizliyorum. Şimdi sıra geldi çantamızın astarını çantamın içine yerleştirmeye. Bakın dikiş yerim burası. Buradan dikmiştim. Bu şekilde çantamın içine koyuyorum. Sonrasında şu şekilde biraz pay verip şu kenar dikişleri kenara gelecek şekilde böyle mini
mandallar kullanıyorum. İsterseniz toplu iğne de kullanabilirsiniz ya da geçici iğne ile dikebilirsiniz. Telleme yapabilirsiniz yani. Tam şu dikiş yerine mandalımı takıyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Şöyle. İçine yerleştirelim. Burayı da böyle. Sonrasında iğne ile elimde dikiyorum. Dikişi de size göstereceğim. Evet, sıra geldi dikmeye. Dikişte kumaş rengimize en yakın iple dikiyoruz. Dikişimiz belli olmayacak ama yine de kumaşımıza en yakın iple dikiyoruz. Yani çantamızın zemin rengi değil, kumaşımızın rengine en yakın iple. Size daha açıklayıcı olabilmek için renkli iple göstermek istiyorum. İpimizi keselim. Evet, ipimi kestim, iğneme geçirdim. Dikiş ipiyle dikiyorum. İpimi çift kat yapıp dikiyorum. Şimdi düz bir çizgi halinde ilerleyeceğim. Bakın, son sıra değil, bir alt sıradaki sıradan düz çizgi halinde çantamıza dikelim. Önce ipimizi sabitliyorum. İğnemi çıkarttım. İçinden geçirdim. Şimdi tekrar beni dikkatlice izleyin. Hemen kenar katladığım yerden çıkarttım iğnemi. Hemen aynı seviyede yukarısından örgüden batırıyorum. İçten iğnemi, ipimi yürütüyorum. Bakın, kenardan kumaşımdan çıktım. İğneyi aynı seviyeden batırıyorum örgüme. İçten yürütüyorum, kumaşımdan çıkıyorum. İpimi içten yürütürken tabii ki arka kısmından iğnemi çıkartmıyorum, ipimin gözükmemesi için. Bu şekilde dikiyoruz. Bakın, hiç gözükmüyor. Bu şekilde dikiş, çok temiz dikiş oluyor. Ben şimdi bunu sökeceğim. Çantamın zemin renginde değil, kumaşımın renginde ip ile dikeceğim. Dikelim. Sonrasında çantamızın sapları kaldı. Bakın, çantamızın sap kısmında görüşelim. Çantanın astar dikimini bitirdim. Sıra geldi çantamızın saplarını örmeye. Sapını örerken bu şekilde kancalar kullandım. Mini kancalar. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Direkt çantanın şu kenarından da örmeye başlayabilirsiniz. Metal kancaları da çantaya rahat takabilmek için de böyle mini D halkalar kullandım. Bunların ikisini de kullanmayabilirsiniz, dediğim gibi. Direkt çantamızın sapını bu kenardan örmeye başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde sevdiğim için böyle tercih ettim. Öncelikle D halkamızı çantamızın kenarına sık iğne ile ekliyoruz. Bakın, tam ekleme yaptığımız şu yerin hemen sağ tarafından ilmeğimi çıkartıyorum. Etrafında yine döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne örüyorum. Şu orta kısma da batıyorum. Şu taraftan da göstereyim. Tam şuradayım. Şimdi hemen solundaki ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Hem de halkamın içine
yanına da batıyorum. Evet. D halkamı bu şekilde çantama monte ediyorum. Bakın iki tarafını da. Şimdi ipimizi kesip iğne ile gizliyorum. Evet. Diğer ipi de yine sağlam olması için kapışıdan çıkarttım. Evet. Şimdi çantamızın sapını örmeye başlayalım. Dediğim gibi buradaki sık iğnelerden de başlayabilirsiniz. Bu sık iğnelerin sağ tarafındakini 2 adet, sol tarafındakini 2 adet batıp aynı yapacağım işlemi orada da uygulayabilirsiniz. Burada şu şekilde başlıyorum. Çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincir çektim. Halkamın içine toplam 3 adet sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çektim, halkayı döndürdüm, tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğnelerimin tepelerini ikili trabzanlar örüyorum. Bakın 4 adet ördüm. 2 zincir çektim, örgümü döndürüyorum. İkinci trabzanımın bakın sağından girip solundan çıkıyorum. Tığ işi lastik örüyoruz. Bir önden ilmeğimizi örüyoruz, bir arkadan devam eden trabzana arkadan batırıyorum. Arkadan örüyorum. Bir önden, bir arkadan. Tekrar iki zincir döndürdüm. Önden olanları yine önden alıyorum. Arkadan olanları yine arkadan örüyorum. Bakın. Tam şöyle batıyorum. Kenardakine de böyle. 2 zincir döndürüyorum. Bakın devam eden trabzana önden batıyorum. Bir önden. Bir arkadan. Bir önden, bir arkadan örüyoruz. 2 zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tığım yine 2,5 milim tığ. Evet. Şimdi aynı böyle devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar. Ben çantamın sapını 110 santim uzunluğunda ördüm. Ölçümü alırken böyle çantamı esneterek ölçümü aldım. Yani şöyle tutup değil, çekerek 110 santim. Biraz esneme payı var çanta sapımda. Sonradan esnemesini istemiyorum. Esneterek ölçüyü alıyoruz. 110 santim uzunluğunda örüyoruz. Bitince istediğimiz uzunluğa gelince bir zincirimizi çekiyoruz. Bakın yine metal halkayı alıyorum. Kancamı böyle sık iğne ile kancama dikmiş oluyorum. İsterseniz iğne ile de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikiyorum. Örüyorum, pardon. Bu şekilde ördüm. İki ucunu da.
Sonrasında çantamıza takıyoruz. Evet, çantayı bitirdim. Çantamız bu şekilde. Çanta saplarını D halkalara taktım. Çantamızın içi astarlı. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.